Gün itibariyle, gün itibariyle e, Hüseyin geldi mi o captionlar sabah karşısının manşeti e, kontrollü kaçış onu bir hatırlatalım izleyicimize. Bizden bu da kaçmaz bunun üzerine de konuşacağız. Kontrollü kaçış diyor değerli izleyenler. Gün itibariyle sabah gazetesi Nazif Karaman ve Abdurrahman Şimşek imzalı bir habere, e, hı hı. haberi manşetine taşıdı. Nedir bu kontrollü kaçış? Bu kontrollü kaçış 15 Temmuz gecesi. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'ndan nasıl kaçtığını gösteren görüntüyü ele geçirmişler. Hı hı. Ve o görüntünün karelerini e, bunun anime edilmiş hali var galiba Hüseyin <laughs> onu bir e, okuyalım. Evet ben buradan okuyayım. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin Atatürk Havalimanı'nı işgal ettiği saatlerde uçaktan indi. VIP salonuna girdiğinde saat 23.17'yi gösteriyordu. Hemen dışarıda bekleyen aracına yöneldi. Biliyorsunuz orada Sayın Erdoğan da oraya gelmişti ama onu bekleme eee bulunmadı. Hmm. Hatta daha başka bir şey söyleyeyim. Ee, uçak inerken mesela uçağın ne derler ona? Hani arabada far deniliyor da uçakta da ışıklar mı deniliyor? Net far olur uçakta. Işıkları. Işıkları, mesela uçağın ışıklarını kapatıp iniyor. Evet. Erdoğan mı? başka? Evet, evet, evet. Ne Diyor kadar ki, riskli bir gece. Yani çok çok büyük riski düşünsen oradan e bir şey çıkıyor. Orada mi? zaten. Nihat. Evet, orada. evet. Şimdi normalde bu uçak nasıl iner? Uçak nasıl iner? Şimdi uçan sen arabanın farını kapatıp da gidemiyorsun. uçağın düşünsene uçağın Mümkün orada git. aradan bir araç geçtiğini Tüm bilmem. Çünkü ışıkların yanması lazım. E Tabii ışıkların Filetim yanması lazım. Pilotun görmesi lazım, lazım. pistte. Diyor ki zaten, Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor ona. İnebilir misin diyor ışıkları kapatıp diyor. Ah. Çünkü görmemeleri lazım. Bak ne kadar acı bir şey değil mi? Ne kadar riskli ya Türkiye. Şimdi efendim inerim diyor, in o zaman diyor. Bak hmm. ölümü göze alıp iniyorlar ha. Ölümü göze alıp biniyorlar havalimanına. Pistte. Tabii orada pilotla konuşması e Çünkü daha enteresan. büyük bir risk var. Fark edilirse de yine ölüm tabii. var. Evet. Şimdi diyor ki VIP salonuna girdiğinde 23.17'yi gösteriyormuş saat. Ki en böyle belirsiz saatler değil mi? Doğru. O, o gece için. Tabii tabii aynen öyle. Ve ancak VIP nizamiye girişinin iki tankla kapatıldığını öğrenince beraberindekilerle yeniden salona döndü. Tankların olduğunu öğrenince salona geri dönmüş. Daha önce darbe olursa tankın önüne ben dikilirim diyen Kılıçdaroğlu... Söyledi. Dedi mi? Dedi, dedi. Dedi, dedi değil sahip. mi? Demişti. Doğru. Tankların karşısına çıkamadı. Salonda 12 dakika bekleyen CHP lideri iki tankın saat 23:23'te nizamiyeden ayrılması üzerine 23.30'da VIP'den çıktı. Hızla ayrılıp CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçti. Sabaha kadar da orada kaldı. Hadi o an gittin. Mesela Erdoğan değil mi? Birkaç saat sonra oraya indi. Berat Albayrak'la birlikte basın toplantısı düzenlediler. <laughs> e oradasın zaten Bakırköy'desin. Atatürk Havalimanı'na çok yakın. O an gelebilirdin. O dakikalarda gelebilirdin. Yine yoktu. Evet. Abdurrahman Şimşek ve Nazif Karaman sabah özel istihbarat ekibi gün itibariyle kontrollü kaçış manşetiyle manşe, e, sabah gazetesinde gündem belirlemiş durumdalar. <laughs> Bu önemli haber. Bu kaçış dedikleri bir sınak içinde verelim yine de. <laughs> Ee, olayın videoları da e, kareleri de videoların videosundan elde edilmiş fotoğraf kareleri de ha. haberde mevcut. Büyük ihtimalle de e, bunun videosu da ortaya çıkacaktır birkaç saat zaten içinde. Zaten herhalde videodan almış. Tabii ta, videodan güvenlik kameralarından uzman görüntüleri de çıkacak ortaya belli ki ama e, o zaman da şöyle bir durum ortaya çıkmış, çıkmış zaten. oluyor. Ha, ha yani yakında biz de görürüz yani. Evet. E, şöyle bir durum o zaman ortaya çıkıyor. Daha önce tankların karşısında dura, duracağım, darbe olursa diyen Kılıçdaroğlu'nun söylemleri yine tacama çıktı. Ya zaten bir şey söyleyeyim darbe gecesi mesela <laughs> şimdi her lider hemen tavrını koyar. Mesela Sayın Devlet Bahçeli hep onu söyleyeyim. Allah ondan razı olsun. Evet. İlk andan itibaren bak ilk andan itibaren devletin, temsiletin yanındaydı. Hatta evet. hatta Sayın Başbakanı arayan da kendisi. Hmm. Yani Sayın Başbakan veya Sayın Minili Cumhurbaşkanı Bey. aramıyor kendisini. Yani evet. Devlet Bey ne diyorsunuz? Bakın devlet elden gidiyor vesaire demeden daha demeden ah. Sayın Devlet Bahçeli <gülüyor> arıyor <gülüyor> başbakanı. Çok özel bir şey. Sayın Başbakanım demokrasinin yanındayız. Devletin yanındayız, milli iradenin yanındayız diyor. <laughs> baktık mesela gece biz ta dedik tabii de ara ara böyle <laughs> trafik falan çok kalabalıktı. Twitter'a baktık. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tweet bile görülmedi. Çok çok sonra. Gece ikilere kadar insan bir tweet atar. Yani. İzliyoruz dedi. İz ne izliyorsun sağ neyi sağ izliyoruz dedi. De. Ne izliyorsun? Çok, Hatta izliyoruzu da gece ben sana söyleyeyim yani iki gibi falan attı Ömür. Ne zaman iş terse dönmeye başladı? Sonuç bekliyor Ne gibi. zaman millet o darbeci, teröristleri, o alçakları e, tokatlamaya, şamarlamaya, tanklarını almaya başladı? Bu sefer bir anda demokrasinin yanındayız vesaire dedi. Evet. Şimdi bu önemli bir haberdi. Gün itibarıyla gündemi belirleyecek bir haber. Çok konuşulacak bu görüntüler, bu kareler. Onu sizlerle paylaşmak istedik. Ve şimdi yine gerçekten tüyler ürperten bir görüntü ekrana gelecek. <laughs> o bir şey soracağım. O 17'sinde çok şey değişecek haberi neydi? Sabah gazetesinin. Orada bir şey var. Bir, bir blok vardı. Bir şey diyorsun Biz, sen. sen 16'dan sonra. Abi, bir bir blok vardı. 17 Nisan'dan sonra diye. CHP fena karışacak ha, o, diyor. O e, Engin Ardıç'ın Benim de bir duyumlarım e, var da. Acaba onunla alakalı mı? Olabilir. E, ama... Enteresan şeyler var. Bunları da Bak paylaşırız. ben sana söyleyeyim. O zaman şunu söyleyeyim. Kasetle gelen kasetle gider. Olabilir. Demek ki bir istihbarat Bak Ben sana söylüyorum. Kasetle gelen kasetle gider. Sevgili Ömür. Enteresan. O kadar söylüyorum. Bu önemli bir e, e, öngörü. Sana, Öyle sana söyleyeyim. Ben sadece genel söylüyorum. Kasetle gelen kasetle gider. Hmm. Kasetle kılıçla çok gelen, çok gelen kılıçla çok gider. Çok da gelen. uzun sürmez. Bak çok da uzun sürmez. 16 Nisan'da evet çıkıyor Allah'ın izniyle. Şu an Evet o Baremi çok çoktan aştı. şu an daha güçlü Evetin peşinde millet olarak yani benzin 60'lara falan nasıl yakalanır diye oraya doğru hızla gidiyor 16 Nisan'dan sonra yolcudur Abbas bağlasan durmaz Kemal Bey şimdiden vedalaşsın Peki Hı.